Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum. Akademik Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5. ünitemize ait 20. yüzyıl felsefesinin düşünce ve argümanlarını değerlendireceğiz. 20. yüzyıl felsefesi dönemine yönelik öğrenmiş olduğunuz bilgileri pekiştirme amacıyla aşağıdaki tartışalım bölümünü uygulayacağız. Konumuzda Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı isimli ahlaki görüşlerini değerlendireceğiz, tartışma notları çıkaracağız. Değerli arkadaşlar, Nurettin Topçu 20. yüzyılda Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefecilerimizden biriydi. Felsefesinin merkezinde ahlaki görüşleri bulunmaktaydı. Ahlak felsefesinin temelinde hareket kavramı vardı. Ona göre düşünerek hareket etme özelliğine sahip olan insana üstün bir varlık tarafından amaç verilmiştir. İnsanın bu şuurlu hareketine isyan ahlakı adını veriyor. İsyan ahlakı, insanın iman, irade ve sorumluluk gözeterek özgür iradesiyle aklını kullanmasıdır. Birey özgür iradesiyle aklını kullanırsa toplumda aydınlanma meydana gelir demektedir. İsyan ahlakı isimli metnimize geçecek olursak, aşağıdaki metni okuduktan sonra Nurettin Topçu'nun ahlak görüşlerini tartışmamız isteniyor. İsyan ahlakı. İrade kendi özgürlüğünü kazanmadan önce, hatta onu kazanmak üzere esir olmaktadır. Tam olarak kendini istemeden önce esirliği istemektedir. Bize göre esirlik, iradenin özel bir nesneye bağlanması anlamına gelmektedir. O böylece tatmin olacak ve bizzat bu tatminle harap olacaktır. İrade, kendi harap edilişini istememek için yokluğu istemek zorundadır. Yani o, hiçbir özel nesneyi istemeyecek. Fakat, bütün bir özel nesneler dünyasında dolaştıktan sonra yine kendinde ve bizzat kendisi için kalacak ve kendi kendisini isteyecektir. İşte harekette menfaat gütmezlik denen şey budur. İnsan hareketi sayesinde elde edilmiş şu veya bu nesneye değil de bizzat kendi hareketine bağlanmalıdır. Hayat hareket etmek için gerekli imkanları bulamayınca kendi üzerine döner ve kendi kendisinin bir paraziti gibi kendi cevherinden beslenir. Tecrübenin bize öğrettiği şey odur ki, arzuyu korumak faydalıdır. Çünkü arzu, hareket etme iradesini beslediği için daha verimli hale gelir. Başlangıçta, tabiat hazzı bir gaye olarak değil, hayat enerjisinin bir telafisi, tamiri olarak istendi. Fakat haz yine hayatın gelişmesine ayak bağı oldu. Hayati hazın pasifliği içerisinden doğan şuur, onu aşmak zorunda kaldı. Hazdan doğan ahlak bozucu gizli unsur, kendi zorunlu sonucu olarak hareketin ölümüne neden olur. Evet, Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı. Değerli arkadaşlar, parçayı değerlendirdiğimizde insanın özgür olmasını önce esir olmaya şartlamış Nurettin Topçu. Esirlik, ona göre iradenin özel bir nesneye bağlanmasıdır. Burada
esir olduğumuz özel nesne Tanrı'dır. Böylece irade maddesel dünyaya sırt çevirebilecek maddi menfaatlerden uzaklaşarak asıl özgürlüğüne kavuşacaktır. Ancak bu gelişim içinde hazların yaşamda insana engel olduğunu, dünyevi hazların ahlaklı yaşamın önünde engel olduğunun ve insanın şuurlu hareketinin ölümüne sebep olduğu sonuçlarına varıyor Nurettin Topçu. Değerli arkadaşlar, ilk çağda yaşayan Stoa ahlakıyla ilgili bazı paralellikler görüyoruz Nurettin Topçu'nun ahlak görüşleri arasında. İlk çağda yaşamış olan Stoacılar da irade, özgürlük, ahlak kavramları üzerinde durmuşlardı ve insanın dışında üstün bir varlıktan ve ona teslimiyetten söz etmektelerdi. Yine ilk çağda yaşayan, Anadolu'da yaşayan Sinoplu Diyojen de maddi hazlara sırt çevirmiş idi. Bu durumun Nurettin Topçu'nun ahlak felsefesine de paralel olduğunu söyleyebiliriz. Değerli öğrenciler, bu bölümde Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan akademisyen filozoflarımızdan Profesör Doktor Takiyettin Mengüşoğlu'nun insanı bir bütün olarak gören düşüncesini değerlendireceğiz. Mengüşoğlu değer alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıktı. Yine hatırlayalım. Felsefede, sistematik felsefede değerler alanı, özellikle siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, efendime söyleyeyim sanat felsefesi, din felsefesini de buraya koyabiliriz. Değerler alanı olarak betimlenmişti. Dolayısıyla değerler alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor Mengüşoğlu Hoca. İnsanı ontolojik, varlıksal temelde antropolojik bir varlık olarak tanımlıyor. Ontoloji zaten varlık felsefesinin bir diğer adıydı. Antropoloji ise bir bilim dalı. Nasıl bir bilim dalı? İnsanın biyolojik ve kültürel evrim süreçlerini geniş bir bakış açısıyla ele alan insan bilimi kısaca olarak telendireceğimiz bir bilim dalı. Dolayısıyla Mengüşoğlu Hoca insanı varlıksal temelde antropolojik bir varlık olarak tanımlıyor. İnsanın tüm yapısı ve eylemleriyle ele alınması gerektiğini savundu. Ona göre insanın günlük hayatında gerçekleştirdiği her şey ahlakın konusu içine giriyor. Bunlar bütünsel incelenirse ahlakın ne olduğu, insanın ne olduğu anlaşılır. Değerli arkadaşlar, metnimize geçecek olursak tartışalım bölümümüz. Aşağıdaki metinden hareketle Takiyettin Mengüşoğlu'nun insanı bir bütün olarak gören düşüncesini tartışmamız istenmekte. Kültür antropolojisi. Felsefi antropoloji için daha önemli olan insanda bütün insanlara has olan varlık ve eylem ögelerinin bulunduğunu göstermektedir. Bilgi, yapıp etme, değer duygusu, inanma, özgürlük, tarihsellik, mitos, sanat, dil ve benzerleri bu çeşit varlık ve eylem ögeleridir. Ve bunlar bütün insanlara hastır. Bilen bir varlık olarak insan, bilgi, insan için bütün alanları ve dallarıyla insanı insan yapan, onun var olmasını, yaşamasını sağlayan her şeyi başarmaktadır. Bundan dolayı bilgi, insanın varlık temelinde, varlık yapısında yeri olan bir alandır. Bunun içinde antropoloji
bilgiyi insanın en önemli varlık koşulları arasında görür. Değerleri duyan bir varlık olarak insan. Gerçi insan aktif olan, yapıp eden bir varlıktır. Fakat insanın yapıp etmelerini gerçekleştirmesi, onun değerleri duyan bir varlık olmasına dayanır. Bunun için insanın gerçekleştirilmesi gereken eylemlerini düzenleyen, onları önemine göre sıraya koyan bir organa gereksinmesi var. Eylemlerin bir düzeni, bir sıralanması ancak insan bir değer organına, bir değer duygusuna sahipse olasıdır. Konuşan bir varlık olarak insan. Dile sahip olmadan insan ne öğrenebilir ne de öğretebilir. Fakat öğrenilmesi, öğretilmesi gereken tek bir insanın çalışması ile gerçekleştirilemez. Bu, yüzyılların ön çalışmaları insanlığın bir başarısıdır. Bütün bunlar olup biterken sanki her kuşak bilerek kendi başarılarını devralacak başka bir kuşak için çalışır. İnanan bir varlık olarak insan. Burada önemli olan bütün insan gruplarıyla sosyal birliklerin hangi kültür basamağı üzerinde bulunurlarsa bulunsunlar, yönetilen bir inanmaya sahip olmalarıdır. İnanma, temelini insanın varlık tarzında bulur. Fakat eğer inanma, temelini insanın varlık tarzında buluyorsa, o zaman inanmanın yeri kalp midir, düşünce midir gibi bir soru, gereksiz bir soru olarak kalır. İnsan hem inanmasında hem de öteki varlık koşullarında bütünlüğüyle ortaya çıkar. Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi. Evet değerli arkadaşlar, metnimizi değerlendirelim, argümanlarını, dayanaklarını belirleyelim, tartışma notlarımızı çıkartalım. Takiyettin Mengüşoğlu, kültür antropolojisi görüşüyle İnsanlarda ortak varlık ve eylem ögeleri bulunduğunu söylüyor. Bu ögeler bilgi, yapıp etme, değer duygusu, inanma, özgürlük, tarihsellik, mitos, sanat ve dildir. Bu ögelerin bütün insanlara has, özgü olduğunu ifade etmekte. Bilen bir varlık olarak insan derken, bilginin insan için öneminden söz etmekte. Mengüşoğlu'na göre bilgi insanı insan yapan en önemli ögedir. Değerleri duyan bir varlık olarak insan. İnsanın eylemlerini değerlerinin oluşturup düzenlediğini ifade ediyor. Yani Mengüşoğlu'na göre davranışlarımızın temelinde değerlerimiz var. Konuşan bir varlık olarak insan. Bu bölümde dilin önemi üzerinde duruyor Mengüşoğlu. Öğrenme ve öğretme üzerindeki etkisi, kuşaklar arası bilgi transferinin aktarımının dil sayesinde olduğunu ifade etmekte. İnanan bir varlık olarak insan. Hangi çağda ve kültür seviyesinde olursak olalım, inanmanın insana ve topluma çok büyük bir faydası olduğunu, inanmanın bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. İnsanın inanmasında öteki varlık koşullarında olduğu gibi bütünlüğün söz konusu olduğunu ifade etmekte. İnsanı
bir bütün olarak gören görüşlerini sürdürmektedir. Mengüşoğlu, insanı ve toplumu değerlendirmede bütünsel bir yaklaşım sergilemiş, insanı bilgi sahibi, bilen, toplumsal yaşamda değerlere sahip bir varlık, iletişimi diliyle gerçekleştiren bir varlık ve zorunlu olarak inanan, inançları olan bir varlık olarak çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün 20. yüzyıl felsefesinin düşünce ve argümanlarını değerlendirdik. Dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.